Üniversitesi ve biliyorsunuz bu tırnak içinde kayyum rektör atamasıyla birlikte Türkiye'nin gündemine oturmuştu. AKP'nin yandaş bir rektörü oraya atandı. Öğrenciler de, akademisyenler de buna çok ciddi tepki gösterdiler. Ama AKP iktidarı da geri adım atmadı. AKP iktidarı geri adım atmadıkça rektör o kendi kafasına göre orada yapılanmaya gitmeye başladı. Bu yapılanmayı önce atamalar yoluyla dekanları ikna ederek. Sonra bu sefer personele geçti iş. Personele el attılar. Böyle adrese teslim kadrolar çıkartıldı. Adrese teslim kadrolarla bir kendi yandaş kadrolarını oluşturmaya başladılar Boğaziçi'nde. Çünkü Boğaziçi bir sembol. Onlar için yıkmaları gereken bir sembol AKP için. Ve orada kıyasıya bir mücadele varken şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni bir haber aldık. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bir genel sekreter yardımcısı var. Adı Mustafa Candan. Ama şimdi bu Mustafa Candan genel sekreter yardımcısı. Çok kritik bir genel sekreter yardımcılığı görevi yürütüyor. Zira okula alınacak ve okuldaki işinden çıkartılacak tüm personelin işe alımı yahut işten çıkarılması bu Mustafa Candan isimli genel sekreterin iki dudağının arasında olan bir husus. Şimdi ne yapıyorlar efendim? Bu genel sekreter Mustafa Candan bir operasyona başlamış durumda Boğaziçi Üniversitesi'nde. Nedir o operasyon? Şimdi bu Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitimsen sendikası görüşmeleri yürütme noktasında yetkili sendika. Eğitimsen sendikası AKP'nin karşısında olan, dünya görüşü olarak AKP'nin karşısında olan bir sendika. Dolayısıyla AKP'nin burada bu durumu da kırması gerekiyor. Yani orada kendisine yakın yandaş bir sendikayı yetkili sendika konumuna getirmesi gerekiyor. Ama bu da öyle hani atamayla kararnameyle olacak bir iş değil. Ne kadar çok kimin ne kadar üyesi varsa ona göre belli oluyor. Yani hangi sendikanın daha fazla üyesi varsa okul içerisinde o yetkili sendika haline geliyor. Şimdi bu Mustafa Candan efendim okulun önce sözleşmeli personeline kancayı atıyor. Bu sözleşmeli personeli okula öncelikle yeni gelen sözleşmeyle okula yeni alınan personele bu biliyorsunuz her kurumda vardır. Eleman alırken bir takım evraklar imzalatılır. O evraklar imzalatılırken AKP'ye yakın, yandaş daha doğrusu yakından öte, Eğitim Birsen sendikasının üye formunda beraber imzalatıyor. Şimdi insanlar diyorlar ki ya hani bu evraklar tamam yani normal imzalamamız gereken evraklar da bu sendika üyelik formu ne? Diyorlar ki yani şimdi bunlar rutin evraklar arasında imzala geç kardeşim fazla sorgulama diyorlar. Şimdi karşısında da adamın rektör. İşe girişi, işten çıkışı onun iki dudağının arasına bağlı. İnsanlar imzalayıp geçiyorlar. Sonra bu işe alınanlar bu şekilde Eğitim Birsen'e yani AKP'ye yakın sendikaya böylece otomatikman aslında daha işe girişte kaydedilmiş oluyorlar. Sonrasında bu sefer Mustafa Candan kancayı kadrolu olmayan sözleşmeli Boğaziçi Üniversitesi kadrosunda bulunan personeli atıyor. Neden? Çünkü bunlar kadrolu değil. Yani iki dudağı arasında dediğim gibi kendisinin işiyle alakalı durum. Mustafa Candan'ın iki dudağı arasında. Bunları diyorlar ki işte bir toplantı var. İş toplantısı var. Gelin. Topluyorlar. Hatta ve hatta evleri daha uzakta olanları özel servislerle, özel araçlarla okula getiriyorlar. Ve diyorlar ki arkadaş
Eğitim bir sene geçeceksiniz. Geçmezseniz bunun da sonucuna katlanırsınız. Dolayısıyla şimdi insanlar biraz önce dediğim gibi ekmeğinin derdinde. Okuldan çıkarılması, o ekmeğiyle oynanması, bu Mustafa Can'dan denilen genel sekreter yardımcısının iki dudağı arasında insanların yapacak çok da fazla bir şey yok. Onlar da eğitim bir sene üye oluyorlar. Sonra bu Mustafa Can'dan ne yapıyor? Kadrolu personele kancayı atıyor. Yine bir toplantı. Bu kadrolu personele diyor ki siz de eğitim bir sene geçeceksiniz. Eğitim bir sene kaydolacaksınız. Burada bir baskı, mobbing, çeşitli yerlere sürülme, görevlerden alınma söz konusu oluyor. Bunların da pek çoğunu yine eğitim bir sene geçiyor ve artık son pertede bu kez yine yetmiyor, sayı yetmiyor bakın. Bütün bunları yapmalarına rağmen eğitim senin sayısına hala eğitim bir sene ulaştıramıyorlar. Mayıs ayında da hangi sendikanın yetkili olacağı belli olacak. Yani hangi sendikanın üye sayısının daha fazla olacağı ve dolayısıyla okulda yetkili sendika olacağı belli olacak. İşte Nisan ayındayız. Çok bir şey kalmadı. Bir ay kadar bir süresi var. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? En sonunda diğer sendikada. Eğitim sende olanları baskılamaya başlıyor. Diyorlar ki kardeşim siz eğitim senden istifa edeceksiniz. Onun yerine eğitim bir sene geçeceksiniz. Eğitim bir sene geçeceksiniz deyince şimdi öbürlerinin tabii sendikalı kadrosu var. Biraz daha direnç güçleri var. Direniyorlar. Bu sefer de aynen şöyle söylüyorlar. Ya bizlesiniz ya bizim karşımızdasınız. Bunu yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız diyorlar. Hatta şu ifadenin bizzat kullanıldığı ifade ediliyor. Ya bizlesiniz ya Ebu Cehillesiniz. Ebu Cehillerlesiniz. Ya arkadaş nasıl bir şeydir? Nasıl bir sistemdir? Yani siz oradaki insanları kendinize yakın bir sendikaya geçirmek için yaptığınız mobbing, baskılar, gariban insanların ekmeğiyle oynama noktasındaki tehditler, tüm bunları yapıyorsunuz. Üstüne bir de bizden değilseniz sonucuna katlanırsınız diye tehdit ediyorsunuz. Siz kimsiniz arkadaş? Siz kimsiniz? Yani astığım astık, kestiğim kestik. Tabii size bu güveni verenler var ama. Çünkü biz bu Mustafa Can'dan ismini nereden gördük ilk? Hatırlıyor musunuz? Bu Mustafa Can'dan ismi efendim Ankara Dışkapı Hastanesi'nde Bülent Arınç'ın damadı başhekimken, tamam mı? Başhekimken burada bir iddia ortaya atıldı ve daha sonra soruşturma geçirildi. Neydi o iddia? Fethullah Gülen'in ömrünün uzatılması için burada özel bir kök hücre laboratuvarı birimi kuruldu ve bu kök hücre biriminde bu kök hücre çalışmalarının yapıldığı laboratuvarda özel bir ekibin görevlendirildiği ve çeşitli çalışmalara imza atıldı. Ortaya çıktı. Sonra soruşturma açıldı o ekibe. Bülent Arınç'ın damadı yırttı o işte. Peki o ekibin içinde kim vardı? İşte bu Mustafa Can'dan vardı. Şimdi bunlar arkalarında böyle bir güç olduğunu düşünüyorlar. Bize kimse dokunamaz diyorlar. Biz astığımızı asarız, kestiğimizi keseriz diyorlar. Boğaziçi gibi böylesi bir geleneği olan üniversitede de bizim borumuz öter diyorlar.